Hobi Odama hoş geldiniz. Ben Canan Gül. Ayşe Gül gibi bitişik. Bugün farklı bir formatla karşınızdayım. Biraz vlog tarzı bir video olacak. Kendime hobi odası yaptım. Size yapım aşamalarını, nasıl yaptığımızı onları göstermek istedim. Aslında başta basit bir oda taşıma işiydi bu. Sonrasında duvarların çok kötü olması sebebiyle tam bir tadilata dönüştü. Video çekme fikri de yoktu aklımızda. Sonra duvarlar bu kadar kötü olunca size de gösterelim diye videoya çekmek istedik. Şöyle göstereyim duvarları da. Gördüğünüz gibi duvarda dalgalanmalar oldu. Duvarda resimler vardı. Çift taraflı bantla yapıştırmıştık. Onları sökelim derken alttaki boyanın hepsi çıktı. Sonra boyacıya sordum nasıl halledebiliriz diye. Tüm duvarı soyup alçıyla kapatmanız lazım dedi. İlk önce tırnak ve bıçakla başladık. Sonrasında spatula almaya karar verdik ve spatulayla devam ettik. Ve tüm boyanın kalktığı yerleri spatulayla kazıdık. Sonrasında gördüğünüz gibi alçı işlemine başladık. Biz burada hata yapmışız. Sadece daha önceki çivi deliklerini ve astar boyanın da söküldüğü yerlere yaptık. Ama aslında tüm duvara yapılması gerekiyormuş. Bunu boyadıktan sonra fark ettik. Sonrasında alçı yaptığımız yerleri zımparaladık. Pürüzsüz bir yüzey olması için arada bir elimizle kontrol ettik pürüzlü yerler var mı diye ve zımparalamaya devam ettik. Zımparalama işlemi de bittikten sonra artık boyaya başladık. Ben kestirme fırçayla rulo fırçanın girmediği yerlere döndüm. Kardeşim de rulo fırçayla duvarı boyamaya başladı. O da ilk kez boya yapıyor. Bazı hataları olabilir. O kadar kusur katı kızında da olur. Yine kestirme fırçayla kenarları dönüyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Burada şanziyemiz var. Bu da bir sonraki videoda yapacak olduğumuz proje. Burada kitaplığım var. Bunu yeni satın aldım. Kurulumunu da yaptık videoda. Kutu açılımını yaptıktan sonra ilk başta hangi parçanın nereye geleceğini algılamaya çalışıyoruz. Sonrasında kuruluma başladık. Bir gün öncesinde şarjı tornavidamız artık bu hayattaki yaşamına son vermek istedi. O yüzden biz de normal tornavidayla kurulumunu yaptık. Biraz zorladı. Kardeşimin eli bayağı şişti orta kısmı. Sonrasında rafları takmaya başladık. Kurulumu gayet kolay bir kitaplıktı. Ünlü bir alışveriş sitesinden aldım. Hepinizin bildiği bir siteden. Sponsorluğum yok. Zaten sponsorluk alacak kadar büyük bir kanalım da yok. Gayet güzel bir kitaplıktı. Kurulumu çok zorlamadı. Rengini özellikle bu şekilde seçtim. Masayla uyumlu olsun diye. En son tüm kurulumu bitirdikten sonra yanında gönderdikleri etiketleri vidaların üstüne taktım. Ufak tefek ezikler vardı kitaplıkta ama çok da problem değil benim için. Çok da göze batmıyor. Ve bu şekilde kurulumunu bitirmiş olduk. Kitaplığı yerleştirirken de ilk önce en sevdiğim kitapları, sonra benim için çok önemli olan aile fotoğraflarını yerleştirdim. Sonrasında kanalımla ilgili olan malzemelerimi koydum. Bebeklerimi de unutmadım tabii. Arada beğenmediklerimi de kardeşime attım. Burada iplerim, şöyle geçeyim. Boyalarım, tığlarım, kitaplarım. Burada dikiş dergilerim var. Panomuzu taktık. YouTuberların olmazsa olmaz item'ı.
yerleri takarken de ilk önce yerlerini belirledik. Su terazisiyle de tam dengede durması için ölçtük. Sonrasında matkapla belirlediğimiz yerlerden deldi kardeşim. Ben de bir yandan elektrik süpürgeyle altından tuttum ki tozlar her yere dağılmasın diye. Sonrasında dübellerini taktık. Zaten hepsi bu kadar. Geriye bir tek telleri takmak kalıyor. Biz altına küçük bir parça daha koyduk. Tel tam duvara yapışmasın diye, hafif yukarıda kalsın diye. Bence öyle gayet iyi oldu. Sonrasında da artık telimin üstünü istediğim şeylerle süsledim. Yanında zaten bu peri ışıklardan göndermişlerdi. Onunla da etrafını döndüm. Benim son hali çok hoşuma gitti. Çok da ucuzdu. Hepsi set halindeydi zaten. Burada yeni çekim alanımız. Masayı dayım hediye etti. Dayımın üniversiteden kalma masası. Bunun için para vermedim. Bu da benim liseden kalma şövalem. Üstüne yaptığımız puzzle'ı koydum ama bu puzzle'a da çerçeve yapacağım. Onu da videoya çekeceğim nasıl yapabiliriz diye. Şöyle geçelim. Çek yatlarının altı ip ve kumaş dolu. Odanın bu kısmı böyle. Diğer duvarın olduğu tarafı da dikiş alanı olarak yaptım ama o tarafı göstermeyi hiç istemiyorum. Şimdi burada dikiş makinem var. Bu annemin dikiş makinesiydi ama artık o dikiş yapmadığı için bana kaldı. Şöyle eski sandıklılardan. Şöyle. Bunun ayarının yapılması lazım ama bunu yapan bir tamirci bulamadım. Bu model artık üretilmediği için yapmıyorlar. Bu da benim yeni makinem. Bu masayı da boyamak istiyorum odaya uygun şekilde. Onun da yine videosunu çekerim eğer boyarsam, üşenmezsem. Burada da böyle ıvır zıvırlarım var. Burada kanalda ördüğüm tokalar falan var. Böyle küçük küçük eşyalar. Burada başlayıp bir türlü bitiremediğim yeni projelerim var. Burada dikiş malzemelerim falan. Biraz şey gibi oldu ya, oda turu gibi oldu. Burada da kanalda ördüklerim var. Bunlar normalde burada değil, sırf siz görün diye koydum. Benim uzun zamandır istediğim bir şeydi böyle hobi odası. Eşyalarımın her biri başka bir odadaydı. Bir kısmı salonda, bir kısmı yatak odasında, bir kısmı oturma odasında, bir kısmı mutfakta. O yüzden böyle hepsini bir yere toplamak istiyordum. En sonunda da gerçekleştirdim. Çok heyecanlıyım o yüzden. Böyle bir çekim alanı da yaptık. Artık örgülerimizi burada öreceğiz. Aslında tüm bu odayı yapmadaki cesaretimi sizlerden aldım. Siz videolarımı izleyip beğendikçe ben çok mutlu oluyorum ve çok hevesleniyorum. O yüzden de böyle bir oda ayarlayıp artık tamamen bunu işe dönüştürmeye karar verdim. Artık bu hevesimi de yeni projelere aktarmayı düşünüyorum. Takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Bir kendin yap kanalı olarak hiçbir şey yapmamışsın, bunu niye çektin diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok heyecanlandım ve bu heyecanımı da sizlerle paylaşmak istedim. Videomu izlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.